maçtan önceki düşüncem şöyleydi. Beşiktaş takımının her ne kadar şampiyonlukta iddiası olmasa da son haftalardaki kötü gidişatın ve kulüp içinde gelişen bazı olayların hem Schuster'in seyirciyle ilgili söyledikleri hem de İbrahim Üzülmez olayı bu maçı Beşiktaş için çok önemli kıldı. Ve Beşiktaş da bu maçı kazanarak en azından birkaç haftalık opsiyon daha istedi. Fenerbahçe'de gelince mutlak kazanması gereken bir maç. Trabzonspor maçı yarın. İşte en azından kazanıp sezon başından beri tahminim ilk defa liderlik koltuğuna oturmak ve ondan sonra da götürmek. Şimdi bütün bunları değerlendirdiğimiz zaman ben maçtan önce gollü bir beraberlik diye düşündüm. Maç başladı. Dedim ki yanlış düşünmüşüm. Bir yarım saat Fenerbahçe'nin ezici üstünlüğü var. Daha sonra olaylar bir anda terse döndü. Evet. Ondan sonraki yarım saatte Beşiktaş'ın üstünlüğü var. Ve hakikaten maç Beşiktaş'a dönmüştü. Ta ki 2-1'de Almeyda'nın bir karşı karşıya kalıp da kaçırdığı da diyebiliriz. Volkan'ın kurtardığı da diyebiliriz. Bir pozisyon var. 3-1 olsa zaten film kopmuştu o zaman. Maçı Beşiktaş kazanırdı. Ama tabii olabilir bu. Herkes gol kaçırabilir veya kalecinin de başarısı var. Oradaki maçın esas kırılma noktası kırmızı kart ve penaltı olayı. Ferrari'nin o yapmış olduğu olay, tabii her zaman futbolda her şey var diyoruz. İnsan her şeyi hata da yapabilir ama bu biraz hatanın daha üstüne çıktı. Ve Beşiktaş takımının hakikaten orada mağlubiyetine giden yolun kapısı aralandı. Tabii onu da eleştirdikten sonra maç 2-2 oldu. O anda tahmin ediyorum futbolla ilgilenen ve futboldan gelen insanların büyük bölümü çok acil bir şekilde Mehmet Aurelio'nun oyuna girmesi gerektiği ama çıkacak oyuncu Almeyda olabilir, Guti olabilir, belki Simao olabilir. İşte Beşiktaş'ta orta sahayı kuvvetli tutar. Koşan Aurelio, koşan Ernst, koşan Necip ve maçı 2-2'ye belki sonuçlandırabilir dedik. Tabii kenardan Mehmet Aurelio geldi ama çıkan oyuncu Necip'ti. Bence tabii buradan konuşmak kolay ama birkaç tane de arkadaşımla konuştum maçtan sonra. Bizim gibi eskiden yüksek düzeyde futbol oynamış, milli takımlarda oynamış bir iki arkadaşımla da konuştum. Ben yanlış mı düşünüyorum acaba? Dediler ki biz de aynı şeyleri düşündük. Ve Necip'in oradan çıkmasıyla Fenerbahçe üstünlüğü ele geçirdi. Hatta maç oynanırken bir istatistik gösterdi. Son 10 dakika %26'ya %74 toplu oynama oranı. Fenerbahçe'nin lehine. Çünkü orta sahada tamamen ele geçirdiler. Ve Fenerbahçe maçı kazandı. 3 tane olay var. Bir tanesi o Almeyda'nın atamadığı gol veya Volkan'ın kurtardığı gol. İkincisi Ferrari'nin pozisyonu. Üçüncüsü de bunların hadi diyelim maç içinde olabilir böyle şeyler. Schuster'in ne düşündüğünü tabii çok merak ettim. Tabii son zamanlarda da Schuster biraz eleştiriliyor. Biraz fazla da eleştiriliyor. Haklı da eleştirilerde insanlar. Böyle bir kadro kurmuş Beşiktaş takımı. Bir başarı bekleniyor ama gelmiyor bir türlü. Avrupa kupalarında da tahmin ediyorum 4-1'in rövanşında da gidip oradan turu getirmek eksi 15-20 derece şu anda o taraflar. Çok büyük sıkıntı, evet. Çok kolay bir şey değil. Ligde de yoksun. Geriye bir Türkiye kupası kaldı. İnşallah onda da başarılı olurlar. Ama ki onun da talibi çok fazla. Tabii talibi fazla. Bu gidişat çok hayırlı değil. Fenerbahçe'ye gelince de ilk yarım saat özellikle Niang ve Dia'nın çok iyi oynadığını söyleyebiliriz. Daha sonra da ikinci yarı Alex Show vardı. Evet. Alex çıktı sahneye ve birbirinden güzel goller atarak maçı kazandı. Fenerbahçe büyük moral buldu. Yanılmıyorsam 5-5 oldu son lig maçlarında. Trabzonspor Bursa'da puan kaybedince Fenerbahçe'nin tam işine geldi. Yarın da Trabzon Manisa maçı var tabii, çok kolay maç değil. Ama ne olursa olsun Fenerbahçe çok büyük bir moral kazandı, büyük motivasyon kazandı. Önemli bir avantaj. Şampiyonluk için ciddi bir noktaya geldi. Evet, gerçekten öyle.